Rusya'da bu pazar sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin'in ülkenin bir numaralı koltuğuna tekrar oturacağı kesin gibi. Kamuoyu yoklamalarında Putin'e verilen destek %60'larda seyrediyor. Ancak geçen Aralık ayındaki parlamento seçimlerinde ortaya atılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle protesto eylemleri yapan muhalefet bu kez de aynı şeylerin yaşanmasından kaygılı. Moskova'daki Gorki Parkı'nda festival zamanı. Uzun Rus kışının sonu nihayet ufukta göründü. Sovyetler Birliği döneminde bu parkta yetkililerin izin verdiği kutlamalar yapılıyordu. Moskovalılar kurallara uydukları sürece burada eğlenebiliyordu. Vladimir Putin'in 12 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana halktan devlete aynı sadakat bekleniyor. Ama şimdi Gorki Parkı'nda Putin'e artık yeter diyenler de var. Putin'e oy vermeyeceğim. Politikalarını desteklemiyorum. Diğer adaylardan birine oy vereceğim. Geriye gitmemeliyiz. Putin daha önce cumhurbaşkanı oldu. Bence artık zamanı doldu. Ama bu seçimde Putin dışındaki adayların figürandan öte gidemeyeceği belirtiliyor. Putin'e gerçekten karşı koyabilecek kimse yok. Belki sadece komünist aday Gennady Zyuganov ikinci tura kalabilir. O da Putin ilk turda %50'den az oy alırsa. Şurası da ilginçtir ki çok sayıda muhalif lider komünist ideolojiyle alakaları olmasa da sadece Putin'den oy çalabilmek için halktan Zyuganov'a oy vermelerini istediler. Komünist Parti'nin seçim gözlemcisi Yaroslav Glodov, Sibirya'da Novosibirsk'in hemen dışındaki bu köyde broşürler dağıtıyor. Amaç bu pazar günü yapılacak başkanlık seçimlerini herkesin bilmesini sağlamak. Muhalefet partileri Rusya'nın bu uzak köşelerinde bile insanları oy vermeye ikna etmek zorunda. Çünkü Putin karşısında çok az şansları var. Valentina yine Putin'e oy vereceğim diyor. Putin döneminde hayatının iyileştiğini, köylerinin çok geliştiğini söylüyor. Muhalefete oy vereceğini söyleyenler de oylarının tabloyu değiştireceğinden şüpheli. Власть пойдет на все, чтобы остаться у власти. Vyacheslav yetkililerin iktidarda kalmak için seçmene baskı yapmak, seçim sonuçlarında hileye başvurmak da dahil her yolu kullanacağı görüşünde. İşte bu yüzden Novosibirsk'te çok sayıda kişi seçim gözlemciliği için gönüllü oldu. Bu eğitime katılan herkes geçen Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerindeki yaygın usulsüzlüklerin farkında. Üstelik daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmadan usulsüzlük iddiaları gündeme gelmeye başladı. Bir muhalif eylemci tarafından çekilen görüntülerde oy pusulalarının satın alındığı yönündeki bir ihbar üzerine polis bir ofise baskın düzenliyor. Ama üst düzey bir yetkili iktidar partisinin olaya karıştığı iddialarını reddediyor. Bunun arkasında kim var biliyoruz. Bütün bunlar seçime olan güvenin altını oymak için yapılıyor. Ama seçim günü hiçbir provokasyona müsaade etmeyeceğiz. Vladimir Putin'in pazar günkü seçimi kazanacağı ve Rusya'nın bir numaralı koltuğuna oturacağı kesin gibi. Ama seçimin özgür ve adil olması Putin için kritik önemde. Çünkü oylamanın ardından seçimin usulsüz olduğu iddiasıyla yapılabilecek gösteriler Putin'e çok zarar verebilir.